Herkese merhaba arkadaşlar. Yaman hem Yusuf'u korumak hem de kendi suçluluk hissini bastırmak istemişti. Yaman bu nedenle Seher'in bütün resimlerini depoya kaldırdı. Nana, Yusuf'un teyzesinin yüzünü unutmasına izin vermeyeceğini söyledi. Böyle küçük küçük de olsa Seher'i görmek, hatırlamak bizler için de çok güzeldi. Düşmanlarının yüreğine korku salan Yaman'ı Yusuf ikna etmeyi başardı. Yaman Yusuf için Nana'nın ayağına kadar gitti. Yaman Nana'nın Yusuf için konağa geri dönmesini istedi. Nana Yaman'a Yusuf'un acısını yaşamasına izin vermesini isteyecek. Yaman Nana'nın şartını mecburen Yusuf için kabul edecek. Nana bozuk Türkçesiyle Yaman'a kendisinin iyi biri olduğunu söylemeye çalıştı. Yaman'ın yüzünde öfkenin dışında bir de şaşkınlık ifadesi görmüş olduk bu sezon. Halil İbrahim Ceyhan oyunculuk konusunda gerçekten her geçen gün level atlıyor. Halil'in bu cumartesi bir de konseri olacak. Halil İbrahim Ceyhan'a tüm yaşamında başarılar diliyoruz. Yaman Seher'in ölümü için kendisini suçluyor. Yaman'ın acısının dinmesi için Yaman'ın Seher'in katilini bulması lazım. Şeytan İdris ise Yaman'ın bir an önce ölmesini istiyor. Asıl ölmesi gereken kişi Aziz ve Seher'in katili olan İdris şeytanıdır. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. İdris bir kadın olmayı ve konağa girip Yaman'ı kolayca öldürmek istediğini söyledi. İdris'in adamı bu düşünceyi sevdiğinden bahsetti. Ne güzel olurdu dedi. İdris adamına sinirlenecek ve bir kadın olmamı mı istiyorsun diye soracak. İblis İdris hayal kura dursun ama o sırada Yaman Yusuf için yeni adımlar atmaya başlayacak. Yaman Yusuf ile ilk kez Seher hakkında konuşacak. Yaman Yusuf'a çektiği acıdan bahsedecek. Yusuf ve Yaman birlikte birbirlerinin yaralarını sarmaya başlayacak. Sizler de düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı, hala kanalımıza abone olmadıysanız abone olarak bana destek olmayı unutmayın lütfen. Herkese iyi seyirler.